Cumhur İttifakı'nı zaafa uğratmanın dışında gayeleri yok. Öyle insanlar vardır ki kalbi kof, dışı dost görünür. Öyle yaklaşırlar ki dışı hoş, özü boştur. Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı hesap yapanlara mecbur ve mahkum değildir. Biz siyaseti mertçe yaparız, adam gibi yaparız, muhataplarımızın da böyle davranmalarını bekleriz. Yalan ile yol alınmayacağını, yalancıya illa da yola çıkılmayacağını çok iyi biliriz. İsrail'in safına geçip Cumhurbaşkanlığı kabinesini yaylım ateşine tutan müflisleri önce millete, sonra da Allah'a havale ederiz. Jet yakıtı üzerinden siyonizme yakıt olanların Türkiye'yi engelleme heveslerinin kursaklarında kalacağını cesaretle söyleriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk demişti ki, asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün milletin oluşturduğu cephedir. Dış cephe ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe mağlup olabilir. Fakat hiçbir zaman bir ülkeyi yok edemez. Ülkeyi temelinden yıkan iç cephenin çökmesidir. Belki niyetler öyle olmayabilir. Fakat eylem ve söylemleriyle iç cephemizi tahrip etmek, milli birlik ve dayanışma hissiyatını saf dışı bırakmak için her fırsatı ganimet sayan bir güruhun varlığı çok açıktır. Bunların muhalefet çatısı altında toplandıkları malumlarınızdır. İstanbul Belediye Başkanı'nın ABD'nin bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalar, bu çerçevede Hamas'a terör örgütü iftirası atması, ne hikmetse jet yakıcılarda bir rahatsızlık uyandırmamıştır. Bu şahsın ağzından PKK, YPG, PYD'ye karşı tek bir kelamın çıkmadığını acaba sadece biz mi duymadık? PKK'ya terör örgütü diyemeyen İstanbul Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü yaftası vurmasının akılla, izanla, vicdanla, hakikatle bağdaşır bir yanı olmadığını sadece biz mi düşünüyoruz? Siyasetin yetkilileri neredesiniz? Niye konuşmuyor? Neden üç maymunu oynuyorsunuz? Yoksa gizli saklı ilişkileriniz deşifre olur diye mi ürküyorsunuz? Toprağını, yurdunu, yuvasını ve insanını savunan Hamas'a terör örgütü demek, Netanyahu'ya vekalet etmek, Siyonizmin değirmenine su taşımak, cinayetleri onaylamak demektir. Hamas'a terör örgütü demek, katledilen bebeklere, kafese ve kuşatmaya alınan Gazze'ye sırt dönmek demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı küresel emperyalizmin eli ve vicdanı kanlı yüzlerine "alın beni tepe tepe kullanın" mesajı vermiş. Her emrinize, her telkininize, her tavize amadeyim çağrısı yapmıştır. Kulun bir hesabı olabilir ama Allah'ın da bir hesabı vardır. Galip olan da Allah'tır. Demlenenlerin PKK ittifakı ile gelecek planlayanların günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceğini, milli ve manevi değerlere şaşı bakmalarının nasıl ağır sonuçlar olacağını aziz milletimiz bizzat görecektir. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin komşularıyla barışçıl, dostane, yapıcı, karşılıklı, saygıya dayalı, ortak çıkarların gözetildiği ve iyi niyetli diyaloglar kurması öteden beri savunduğumuz bir politikadır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 Nisan 2024 tarihindeki Irak ziyareti mana ve muhteva açısından tarihi önemdedir. İki ülke arasındaki ortak tarihi, kültürel ve beşeri bağların tahkimi bölgesel barış ve istikrara destek olacaktır. Irak'ın güvenliği ve huzuru Türkiye'nin güvenlik ve huzurudur. Ankara ile Bağdat arasındaki istikrarlı ilişkilerin
sürdürülebilir olması iki ülkenin de yararınadır. İmzalanan ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşmasıyla güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, çevre, sınır aşan sular, sağlık eğitimi gibi alanlarda teknik müzakerelerin sürdürülmesi ve bunun takibini yapacak ortak daimi komitelerin kurulması sağlanmıştır. Görüşülen mühim gündem başlıklarından birisi de elbette terördür. Irak topraklarından kaynaklı terör saldırılarına ve bölücü terör örgütü PKK'ya karşı ortak mücadelelerinin istişare edilmesi, PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilanı kayda değer gelişmelerdir. Ancak olması gereken PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarından sökülüp atılması, bu hususta iki ülkenin azami anlayış, uzlaşma ve yardımlaşmayla hareket etmesidir. Bölücü terör örgütünün Irak ve Suriye'de varlığının sonlanmasına eş zaman olarak kalkınma yolu projesinin devreye girişiyle bölgemiz hasretini çektiği refah, istikrar, huzur ve güvenliğe kavuşacaktır. Bu esnada Türkiye'yi ziyaret düzenleyip önce İstanbul'a gelen Alalacele Belediye Başkanı ile görüşme yapan Almanya Cumhurbaşkanı'nın da döner diplomasisinin yanı sıra Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermesi samimi dileğimizdir. Ankara'ya gelmeden ve Cumhurbaşkanımızla görüşmeden İstanbul Belediye Başkanı'na koşan Almanya Cumhurbaşkanı'nın niçin böyle bir program akışına ihtiyaç duyduğu bizim nezdimizde soru işaretleriyle doludur. Döner edebiyatını kullanarak iç siyasete dahil olan CHP'li belediye başkanlarını ayağının tozuyla ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı'nın vermek istediği potansiyel mesajları şaibeli ve şüphelidir. Gene de Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin hedeflenen seviyelere tırmanması halisane temennimizdir. Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü uzantılarına müsamaha gösterilmemesi şarttır. Dostluk ve müttefiklik hukukunun icabı da bunun icası da bunu gerektirmektedir. 31 Mart seçimlerinden sonra Kürt kökenli vatandaşlarımızla ilgili pek çok iddiada bulunulmuştur. Türk milletinin eşit, onurlu ve muhterem mensubu olan bu kardeşlerimizin Cumhur İttifakı'na yüz çevirdikleri dahi ileri sürülmüştür. Demlenmiş belediyelerdeki devir teslim törenlerinde de sistematik tahriklerin, devlete ve millete parmak sağlayan iğrenç sahnelerin yaşandığı hafıza kayıtlarımızdadır.